Evet arkadaşlar, uzunca bir süredir benim de çok merak ettiğim, sizin de çok istediğiniz bir otomobille birlikteyiz. BMW i8 ile beraberiz. Sağ olsun Erkan mail attı. Daha henüz 3 aylık bir takipçimiz. Hemen bütün videoları izlemiş. İşte o güzel videolarımızı. Mail attı, ulaştı bana. Dedi böyle böyle i8 var. Çekmek ister misin? Dedim tabii ki isterim. i8 ile beraberiz. Martı kanatlarıyla. Gördüğünüz gibi harika bir tasarım. Buradan sana tekrar teşekkür ediyoruz. Bizimle otomobilini paylaştığın için. i8 aslında otomobil tarihinde mihenk taşı diyebiliriz. Çünkü süper spor bir otomobil ve hibrit. Elektrikli. Spor otomobil diyelim. Süper spor liginde değil aslında. Ama hibrit. 130 beygirlik bir elektrik motoru. 231 beygirlik bir 1.5 benzinli motoru. Acayip bir makine. Hatta BMW bile bu kadar satışların iyi olmasını beklemiyordu. Satış rakamlarına göre üretimi de kapasitesini de arttırdı. i3 bir ara azaldı, i8'e yön verdi falan. Bayağı bir ortalık karıştı i8 çıkınca. Dizaynı zaten hiç alışık olmadığımız bir BMW dizaynı. Hani şu gün 2017'de Geleceğe Dönüş filmi çekilirse tek aday i8'dir. BMW'nin bu i8 dizaynı tabii alışık olduğumuz BMW'lerden hiç alakası yok. Çok ciddi rüzgar tünellerinde çalışmalar yapıldı bununla ilgili. Sürtünme katsayısı 0.26. Çok ciddi, güzel, iyi bir rakam. Zaten işte şu ön böbrekte işte kapalı, daha hava sürtünmesi azalsın diye. Burada bir soğutması var. Radyatör var burada. Motor ve klima radyatörleri burada. Burada zaten kocaman fanı. Burası komple bu kadar fan var. Ama en can alıcı nokta otomobilin o yan çizgileri. Şuradan gelen hava böyle buradan akıyor gidiyor. Aynı şekilde bunun altta da örneği var. Yani aslında hani o Formula 1 arabalarında arı gibidir ya. Tabii Venturi tünelleri. Aynen Venturi tüneli. Bunda da aynı şekilde öyle. Sen ne diyorsun tasarım için? Yani tasarım çok ilginç. Mesela şeye bile baktığınızda jantlar bile aerodinamik düşünülerek yapılmış. Tabii. Dolayısıyla 0.26 yani arabanın son hızına bakıyorsunuz mesela. Yüksek diyorsunuz ama benzinli motorun kapasitesi belli. Bundaki en büyük katsayı nerede? Arabanın aerodinamik yapısında. Kimileri işte böyle hardcore BMW'ciler ya diyor bu BMW mi öyle BMW mi olur ama hakikaten bence geleceği şekillendiren bir model olacak bu ve anacağız bunu ileride. Kesinlikle konseptten de hani seri üretime herhalde en az değişiklik görmüş araba budur. Konsepti seninle konuşuyorduk. Konsepte çok yakın hakikaten. Evet. Hatta keşke konsepte şey olarak uysalardı. Biraz daha genişti lastikler. Bunda böyle biraz daha sanki içte kalıyor gibi duruyor ama o daha kaslı duruyordu konseptteki. Tabii tabii. Bir de bu her şeye rağmen bunlar daha geniş opsiyonel olan lastikler. Normalde i8'in lastikleri daha da ince. Daha da ince. Normalde 195'e 215. Bunlar 215'e 215'e 245. Ona rağmen inceler. Daha ince tabii. Biraz tabii orada yakıt ekonomisi ve tabii işte bu sürtünme katsayısı da önemli. Otomobilin arkası da bir acayip. Burada yine o hava çizgilerini görebiliyorsunuz. O havanın akışını resmen görüyorsun. İşte şurada bir çok güzel sinyal yeri var. Şu yan arkada motorun hava alması için bir yerler var. İnsan bir V10 istiyor bunu görünce. Ama bizi ne karşılıyor? Ta-ta! Hiçbir şey. Aslında hiçbir şey değil. Burada aslında bagajı var. 154 litrelik bir bagaj. Ufak tabii hani bagaj diyemeyiz ama işte iki tane Migros poşeti, bir 5 litrelik su. Hani biz gene şey düşünüyoruz, market falan bak. Tabii burada neyimiz var? Bir şarj kablomuz var. Bu normal şarj değil normal mi? Normal fişe takmak Erkan. Için. Evet. Normal fişe takmak için. Bir de AVM'lere gittiğiniz zaman takmak için daha kalın, akımı daha iyi çekebilen, daha dayanıklı bir kablomuz var. Bu ne kadar sürede şarj ediyor? 1,5-2 saat. 1,5-2 saatte size bir 25 kilometrelik menzil sağlıyor. Tabii diyecek olursanız bunun motoru nerede? Arkadaşlar bu aslında ortadan motorlu bir otomobil. Motor da burada. Ama tabii servis haricinde pek müdahale edemiyorsunuz. Burada bir yalıtımı var. Motor burada arkadaşlar. Bunları söküyorsunuz alyanlarla. Motoru işte bakımını falan yapıyorsunuz buradan. Size şöyle bir detay vereyim. Bu otomobil hem 4 kişilik hem de ortadan motorlu olan iki otomobilden bir tanesi. Diğeri de Lotus Evora'dır. Biri de bu. Bu da otopark detayı. Her yerde bulamazsın.
Bu otomobil tamamen karbon, monokok bir şasiye sahip. Zaten kapıyı açtığınız zaman o harika karbonu görüyorsunuz. Yani şunun güzelliğine bakın. Bütün burası karbon. Ta arkaya kadar. Önlerde alüminyum şasi bağlantıları var. Bunlar güvenlik için. Hem arkada hem önde. Bir kaza anında onlar buruluyor ve darbeyi emiyor. Zaten karbon şasiler çok güvenlidir yani yarış otomobillerinde. Hani bu paraya başka alabileceğin karbon şasili bir 4C vardır. Başka da yok. Onun haricinde işte LaFerrari, McLaren P1 falan. Hani hakikaten çok özel bir otomobil bu. Çok meşhur bir video var. i8'e inip binme hep zor diyorlar. Eğer hakikaten biraz göbek varsa falan zor. Ama şöyle göstereyim. Çok zor değil. Sadece yöntemleri var. İki yöntemi var. Eğer biraz atletikseniz ki öyle çok da şey değil. Sonuçta ben de göbekliyim. Hani ayağınızı koyuyorsunuz. Böyle gayet rahat biniyorsun, kapatıyorsun. İkinci yöntem inerken de yine bacağını atıp hani çok zor değil. Ama hakikaten biraz göbekli falansan sıkıntı. Fazla göbek varsa kendini içeri bırakıyorsun. Şöyle sonra çekiyorsun. İkinci yöntem de bu. Kapı sesi çok güzel ama. Ufak ufak detaylardan zaten bahsedeceğiz. Dış dizayn olarak böyle. İstiyorsanız biraz içinden bahsedelim, sürüşünden bahsedelim. İçeride görüşürüz. Sessiz sessiz yolumuza çıkalım. Hiç çıt çıt çıkmadan. Sıfır gürültü, sıfır karbon. Bu hibrit otomobillerde o his çok güzel. Yani Hyundai'nin Ioniq'i kullandım, işte Toyota'nın CHR'ını. Bir de bunun gibi spor bir otomobil olunca çok farklı bir his şu anda. Sıfır. Çıt yok. Çıt yok. Gidiyorsun. Sen zaten günlük de kullanıyorsun. Her gün. Her gün kullanıyorsun. Ya bir senedir herhalde sende araba. Senin aslında izlenimlerini almak lazım. Asıl deneyimleyen sensin. Biz klasik iç mekandan başlıyoruz. Mesela iç mekan hiçbir BMW'de göremeyeceğiniz özgün bir iç mekan. Benim çok hoşuma gidiyor böyle iç mekanlar. Bir direksiyonu belki. Direksiyonu da çok bir modele benzemiyor aslında. Tabii yeni gelen 7 serileri biraz buna benzetmişler. Ekran olarak falan değil mi? Ekran olarak da direksiyon olarak da. Şey olarak da baktığınızda mesela şu an sessiz gidiyoruz. Evet yani elektrikle gidiyoruz. Şehir içinde bu sessiz elektrikle gitme bazen biraz garip geliyor. Evet. Çünkü etraf duymuyorlar. Kimse duymuyor. Duymuyorlar. İşte o yüzden de bu işte yaya koruma mekanizması pratik olabiliyor. Şurada tuşu var. Zaten direkt elinin altında. Evet yaya yolu atladığında araba şak diye kendini durduruyor. Durduruyor ve bayağı efektif çalışıyor galiba. Bayağı efektif maalesef. İstanbul'da bayağı efektif. Yaya yolu atladığı için. O biraz ilginç bir tecrübe olabilir. Head-up display'imiz var. Çok güzel. Çok net. Direkt böyle ufukta böyle görüyorsun başüstü göstergesini. Tabii gözünüzü hiç yoldan ayırmanıza gerek kalmıyor. Gerek yok. Ve biraz şımartıyor da çünkü çoğu arabada yok bu özellik. Evet. Başka arabalarda göz kadrına gidip geliyor bazen. Yani navigasyonda bile heads-up display'de görebiliyorsun. İşte şu kadar metre sonra sola diye. Yani gözü yoldan ayırmaya gerek yok. Aslında şu klima kumandaları falan standart bildiğimiz. Ama genel çizgileri falan çok güzel iç mekanda. Şu ambiyans aydınlatması var. Koltuklar bir kere çok rahat. Oturuş pozisyonundan mutlaka bahsetmek gerek. Yarış otomobilindeymişsin gibi. Ama rahat. Çok rahat. Yani eski rekara çok rahat. Koltuklar falan bildiğiniz ilk tümsekte takır tukur. Yok bu çok rahat. Böyle sarıyor. Ergonomik bir koltuk. Elektrikli ayarları var. Mesela genel oturuş pozisyonu. Mesela şu kolunu koyuyorsun ya. Mesela bunun altında piller var aslında. Tabii ortada lityum iyon pillerimiz var. Civarında bir akü hemen burada. Ve şeyde yani iç mekan diye baktığınızda tabii segment farkı da benim bindiğim pek çok arabada benim şöyle bir sıkıntım oluyor. Şimdi ben iri yarı bir adamım. Evet. Uzun. Oturduğumda sizin pozisyonunuzda dizi böyle oturduğumda buraya bir plastik geliyor. Sinir oluyor. Aynen dizini acıtıyor. Dizimi acıtıyor. Tüm sert yaptım tak tak vuruyor sürtüyor. Burada en azından hani dikiş, deri vesaire. Yani i3'teki gibi değil. Çünkü i3'te İşte bütün her şey geri dönüştürülmüş geri dönüşümlü malzeme. Ama o çok rahat değil. Burada hani biraz geri dönüştürülmüş malzemeler var. Mesela anahtar bile geri dönüştürülmüş malzemeden yapılmış. Aynen öyle. Ama içinde her yer işte deriydi, şeydi. O açıdan ben çok beğeniyorum bunun içini. Aynı zamanda bahsettiğim gibi ortadan motorlu ve 4 kişilik bir otomobil. Evet. Ona da gelelim.
arkaya biri sığmaz. Şimdi doğruya doğru. Bacağı varsa sığmaz. Aynen öyle. Hani belki çocuk falan koyabilirsiniz oraya. Isofix bağlantıları var çünkü arka var, koltukta. Var. Onun haricinde bir yetişkinin oraya girmesi çok zor. Helal hep ikimiz batınlı insanlar. Yok yok. Mümkün değil. Yok, o imkansız. Bu arada yol gürültüsü biraz alıyor. Lastiklerden dolayı. Evet, en büyük faktör lastikler. Ama yaklaşık işte 50-60 kilometre yaptık belki. Konforu beklediğimden çok iyi çıktı. Hakikaten bir uzun yolda da bu otomobili kullanabilirsin. Sen anlat, nasıl buluyorsun daha önceki kullandığın arabalarla kıyasla mesela? Yani şeyde ben daha önce çok ilginç arabalar kullanma şansım oldu. Bunda şöyle bir özet yapabilirim. Spor arabaların hemen hemen kullandığım hepsinden daha rahat. Hatta önü biraz daha yüksek olsa, çünkü şu an mesela Beykoz'dayız. Evet. Tümseklerde, şunlarda, bunlarda önü biraz daha yüksek olsa bu arabayla her yere gidin. Girersin. İç konfor diye baktığınızda beni rahatsız eden hiçbir şey yok. Araba nispeten ufak. Şey yok tabii, saklama gözü yok arabada. Kesinlikle. O sıkıntı. O evet, o cidden de sıkıntı. Mesela telefonu şuradaki göze koymak zorundasın. Aynen. Anahtarı şuraya koydum diyorsun, telefonu oraya koydum diyorsun. İçecek bir şey hop, arkadaki kapı oldu. Kap. Birdenbire bahsettiğimiz ayrı, yani şeydi, ergonomiydi vesaireydi. Orada arkaya gidiyor. Arkaya gidiyor orada. Bu arada bu otomobilde telefonla aplikasyondan içini ısıtıp soğutabiliyorsun. Tabii korna çalma, kitleme vesaire hepsini telefonla. Aynı zamanda aslında opsiyon anahtarda da yapabiliyorsun. Evet, böyle ekranlı bir anahtarı var. Tabii, tabii. O opsiyon halde alabiliyorsun. Opsiyon halde. Gerçi bunda her şey var. Bir ne yok opsiyon olarak? Bir emniyet kemeri yok. Mavi. Mavi ama buna da isterdi. Evet, şık olurdu. Artı 10 beygir onlar biliyorsun. Tabii, taktığın tabii. Zaman. Stikerler ve renkli emniyet kemerleri. Artı 10 beygir. Artı 10 beygir. Bir de şey yok, işte az önce bahsettiğin uzaktan kumandalı anahtar yok. Bir de 2017'de lazer farlar çıktı. Ama genel aydınlatması nasıl? Son derece yeterli. LED farlar var. LED farlar, standart LED farlar. Şey olarak da yine kullanım kolaylığı diye baktığınızda 360 derece görüşlü kamera da var. Evet, bunda. O gayet iyi. Park ederken şey yaparken hiç sıkıntı olmuyor. Ha, park ederken günlük kullanımda şu sıkıntı olabilir. Kapılar zaten dışarıda da gördüğünüz uzun. Evet. Uzun olduğu için de şey, bunda galvin olmuyor da martı kanat. Ha, martı kanatlar açılırken dışarı bakmak zorundasınız, yoksa birinin aynı yerde aynen. Allah korusun motorcular falan geçer gider mutlaka arkadaşlar. Ne olursa olsun otomobilde kapı açmadan bir bakın. Hatta Hollanda'da şey varmış ya, sağla açarlarmış. Şöyle sağla açarmış ki aynadan geleni görsün diye. Hani sol elle kapıyı evet. Açmazlarmış. Mantıklı. Şöyle sağla açıp gayri ihtiyar aynaya da bakıyorsun. Bu arada aynaya bakınca şu kıvrımları görüyorsun. O çok, hava o keyif acayip keyif veriyor. Keyif. Yani farklı bir şeyin içinde olduğunu hissettiriyor insana. Bu da önemli yani. Bu tarz otomobillerde atıyorum Porsche alabilirsin ama yolda 10 tane görürsün aynısı. Evet, dersin ki ya hani o fun faktörü eksiktir. O eğlence faktörü belki eksiktir. Ama bunda hakikaten belki 2030'un dizaynı var otomobilde. Bu da insana özel hissettiriyor. Evet, içine binip aynadan baktığınızda çok fazla da model yok. Yani süper sporlar da var. Bunun segmenti ki hoş aslında, bu arabanın segmenti de yok, yok gibi. Yani yok şimdi gibi. Bunun birebir rakibi Carrera 4. 370 beygir, 4 çeker. Evet. Carrera 4 bunun birebir rakibi. Oraya da geleceğiz zaten sonuçta. Ne aldın, ne verdin, ne kazanıyorsun, ne kaybediyorsun. Birebir kişinin şahsi hesap işi gibi. Aynen, aynen öyle. Tabii bu otomobilin en önemli unsurlarından bir tanesi motorlar. Motorlar diyorum. Evet, ilginç bir şey. Çünkü bunda 3 tane var. 3 tane var. Bir, hemen arkamızda benzinli motor evet. Var. Bir. İki, benzinli motorun hemen çıkışında turbo gecikmesini azaltmak için, ki hakikaten yok. Elektrikli motorun torkunu kullanmak için, o patlamayı yaratmak için hemen benzinlinin çıkışında bir elektrikli evet. Ve ön akslarda bir elektrikli motorumuz evet. Var. Bunlarla beraber toplam 360 beygir ve 560-70 gibi bir tork öyle, değeri öyle. Veriyor. Motor 1,5 litre 231 beygir. Bunu mini'den falan tanıyorsunuz bu motoru. 3 silindirli 1,5'luk bir motor. Artık bu motorun sınırı diyebiliriz. Çünkü o motor normalde 184 beygir falan oluyor ya da daha düşük beygirler oluyor. Bunda tabii turbo değişti, yazılım farklı, intercooler'ı farklı. Hatta bunun kitini satıyorlar. 1.16'lara falan uyguluyorlar. Ya da işte bu motoru kullanan arabalara uyguluyorlar.
190-200 beygir, hatta 240 beygir olanlar var. Motor arkadaşlar şu anda test başlangıcından beri elektrikle gidiyoruz. Yani şu anda Geleceğe Dönüş filminde işte 2060 yılında ilerliyor gibi hissediyorum kendimi. Öyle vız, o vızlaması geliyor motorun. Ama ne zaman ki işte güç lazım bir bastım, hemen benzinli motorla birlikte sizi fırlatıyor. Otomobilin 0-100 değeri 4.3. Hatta şimdi hemen bir 0-100 kadran görüntüsünü de koyalım size. Motor arkadaşlar her an ayağınızın altında bir gaz var. Her an, yani şu an mesela 39 ile gidiyorum. Bak bastım. Tak uzuyor. Hani hiç tereddüt etmiyor otomobil hızlanırken. Ve bu normal motor, sporda da değil. Sporda da değil. Şöyle spora aldığında hemen zaten kadranlar kırmızı oluyor. Bir gerginleşiyor otomobil. Gaz tepkisi iyileşiyor. Elektrikte destek vermeye başlıyor bu sefer benzinli motora. Tabii sesine gelelim. Güzel bir ses çıkıyor. Hatta evet, hafif 911'e yakın da bir ses çıkıyor. Evet. Ama sahte bir ses tabii bu. Sentetik. Hoparlörlerden geliyor. Ama düşünürseniz her gün hani dinleyecek ses olarak şey mi istersin? Sıfır ses mi yoksa sentetik, sahte ses mi? Valla bu ses fena değil. Fena değil. Yok, hiç fena değil. Elektriği de duyuyorsunuz değil mi şeyde? Hafif bir pof da yapıyor. Çok güzel bir sesi var hakikaten. Sahte geldiğini biliyorsun ama hiç şey rahatsız yapmıyor, etmiyor. Rahatsız etmiyor. Gayet başarılı. Tabii insan ister ki bir arkada V10 olsun ama bambaşka kafalar oluyor o zaman tabii. Bu arada yakıt ekonomisine gelelim. Sen bir senedir kullanıyorsun. Aşağı yukarı ne yakıt tüketimi? Yani şeyde sabahleyin de baktık, 7.2 litre falan. 7.2. Evet, yani şeyde ben bazen işte bu biraz oyuncak gibi geliyor. İşe giderken diyorum, bazen dedim ki yani full elektrik gideceğim. Aynen, full aç burada gideceğim. Zaten e-drive modu var. Aynen öyle. Ona şey yaptığınızda zaten hop otomatikman yakıt tüketiminiz sıfıra düşüyor. Aynen öyle. Konfora alalım. Sonra e-drive'de. Şu an elektrikte. Şu an full elektrik. Mesela öyle oyuncak gibi oynadığın zaman işte ben 7.2 ortalamayı tutturdum ki ben bastığım zamanlar basıyorum da. Evet. Dolayısıyla 7.2 hiç fena değil. Hiç fena değil. Sonuçta 360 beygir, 0-104-3 olan bir otomobilden bahsediyoruz. Hani benim Clio 10.5-11 yakıyor. Öyle düşünürsek. Tabii. Kendi içinde çok güzel bir denge. Hani bunun rakipleriyle falan karşılaştırdığınızda veya rakip görecek arabalarla karşılaştırdığınızda çok başarılı. Ha ama şunu sorarsan, Erkan son her gün böyle basıyor musun? Gazlıyorum. Yok. Tüm 5 günün ikisi basıyorum. 3'ü full elektrik gidiyorum. Ama bu olabilirliğin cebimde olması güzel bir şey. Aynen öyle. Bu arada tabi bu otomobil hafif bir otomobil. Yaklaşık 1560 kilo, 98 kilo, 100 kilo piller, 100 kilo da elektrik motorları. Evet. Aslında onları da çıkarırsan baya baya hafif bir otomobil olacak. Hatta ben bunları iptal edip swap yapanları birkaç yerde gördüm. Turbolu M5 motoru koydular sanırım. Bu arada bu otomobil %48 ön, %52 arka dağılıma sahip. Çok dengeli bir otomobil. Yani yol tutuşta da bahsedeceğim. Hani ben de biraz gazladım ettim. O dengeyi hakikaten hissediyorsun. Ve hakikaten eline yapışıyor. Eline oturuyor otomobil. Orada mühendisler iyi iş çıkarmışlar. O klasik BMW şey vardı ya, 50-50'yi tutturmak için. Aynen öyle. Aynen öyle. Onu tutturmak için uğraşmışlar hakikaten ve hissediliyor da bu. Motorlar tabii bu plug-in hibrit, yani fişe takabiliyorsun. Evet, doğru. Senin iş yerinde istasyonun var. İş yerinde istasyon var. Onunla yaklaşık ne kadar da şarj oluyor? 1,5-2 saat. 1,5-2 saatte sana bir 25 kilometrelik menzil sunuyor. Evet. Zaten eve git gel rahatça yaparsın. Evet evet. İstersen ben ömrümü benzinli motoru bir kere bile çalıştırmadan idame edebilirim. Harika. Yani bunu söyleyebilmek bile inanılmaz. Hem çevreci bir konsept. Yurt dışında çok satılıyor. Dediğin gibi kaç tane? 15.000'i geçmiş. 15.000'i geçmiş. Daha da satılacak. Daha da satılacak. Elektrik motorlarını BMW kendi üretiyor bu arada. Bayağı hassas motorlar tabii bunlar. Şeyde bile mesela bu araba ve i3'te de olan o karbon kompozit şeyi içinde BMW sırf bunun için özel bir fabrika kurdu Amerika'da.
Aynen öyle. Bu otomobil karbon şasi Amerika'da üretiliyor. Evet. Ama montaj Leipzig'de yapılıyor yanlış hatırlamıyorsam. Doğru. 3 kere falan gidip geliyor. Onun karbon emisyonunu konuşmuyor kimse. Evet. Değil mi? Hani gemiye bindirgen der, gemiye bindirgen. Doğru, doğru. O da hani sıfır emisyon diyorsun ama aslında yok, o proseslerde zaten harcıyorsun şeyleri. O da güzel bir noktaya değindin orada da. Ama arkadaşlar hakikaten farklı bir his. Ve yani elektrik motoru da kuvvetli. Basıyorsun. Çok hop, anında alıyor. Yani teknoloji böyle bir şey işte. İki şanzımanı var bu otomobilin. Elektrikli için önde 2 oran 2 ileri bir otomatik şanzıman. 6 ileri otomatik benzinli motor için bir şanzımanı var. Bence sportif kullanımda en çok törpüleyen şey benim için şanzıman oldu. Doğru. Çünkü düşüşlerde falan tepkileri yavaş kalıyor ve doğru, düşürmüyor. Hani doğru, sen düşürüp viraja girmek istiyorsun ama kimse yok. Kulakçıklardan basıyorum. Hani vites atma hızı iyi. Ama düşüşlere verdiği tepki o eski iyi Mercedes değil. Şanzımanlarını hatırlatıyor. Aynen öyle. Bu normal hızdaki hızı güzel. Ama performanslı virajdan viraja attığın zaman orada bir törpülüyor seni. Tabii bu otomobil karbon şasili bir otomobil. 50-50 neredeyse bir ağırlık dağılımına sahip. Çok dengeli. Tabii bu dengeyle beraber güzel de bir yol tutuşu var. Hatta seninle biraz böyle virajlarda zorladık. Ben çok güzel elime oturdu otomobil hakikaten. Ses falan da kışkırtıyor insanı. Ama onun da eksilerine şimdi bahsedeceğim. Frenleri tuttun mu? Frenleri aslında bir güzel fren yapmadım hiç. Şeyde gazlarken frenler güzel ama sen piste girdin. Sen aslında frenleri daha iyi deneyimledin. Abi şeyde zannedersem şu ana kadar hemen hemen kullandığım bütün arabalarda yol arabası ise pistteki frenlemeyi çok sevmiyor. Evet. Hemen bitiyor. Hemen aşamasındaydı şeydi. Tabii. Hani o fade hissi geliyor. Aynen. Birkaç turdan sonra. Pedal yumuşuyor. Pedal yumuşuyor. Bunda oldu mu? Sonuna doğru oldu. Sonlara doğru oldu. Bu arada fren demişken önde 340 milim, arkada 330 milimlik diskler var. Hava kanallı diskler. 1500 kilo ile başa çıkabiliyor bu diskler. Hani evet, öyle kötü bir freni yok. Fanteziye girmezseniz gayet yeterli. Aynen öyle, dediğin doğru. Hani çok pistte belki dediğin gibi 240-250 ile bam 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 fren yaparsan o zaman biraz hissedebilirsin. Hemen hop, arkası gelmeye meyilli. Çok dengeli bir şasisi var. Şimdi hemen ona değineceğim. Özellikle burada biraz gazladım. ESP'yi kapatarak da gazladık ufak bir çıt. Arkası çok güzel gelmeye meyilli ama çok dengeli olduğu için hiç korkutmuyor. Çok güzel dengeli gazlayabiliyorsun. Ama bu otomobilde eksik olan şeylerden biri direksiyon hissi bir. Evet, doğru. Biraz doğru, sentetik hissettiriyor. Doğru, doğru. Ki BMW hani bu konuda çok iyidir ama son zamanlarda aslında elektriğe bozdu geçince, biraz. Elektriğe geçince. O yeni 3 serilerinin direksiyon hissini de çok beğenmiyorum. Hı, özellikle hı, limitte falan çok yumuşuyor falan. Neyse, bir de kafa tutuşu. Doğru. Lastikler 215-45-20. 45. Yanak ince, lastiğin genişliği de ince. Otomobil aslında hızlı bir otomobil ama o virajlarda önden kafadan kaymayı hissediyorsun. Hissediyor. Kafadan kayıyor ama dört çekerde olduğu için arkaya da verebiliyor gücü, toparlayabiliyorsun. Yani bunda korkmayacaksın, abanacaksın, gücünü arkaya versin ki şöyle hafif kayarak çık virajdan. O keyifli olmuş aslında. Hani karda ya da kaygan zeminde kullanmak isterim ya da pistte. Piste mesela nasıldı? Geliyor muydu güçle virajlı arkası? İstanbul Park'ta bir tek o sonda 3 tane şey viraj var ya. Aha. Sol sağ. Evet, o şeyde tam çıkarken bir kendini hissettiriyordu. Hani o evet, arada dengeyi bozarsan, yani sen zorlarsan. Aynen. Yani güçle yanlaması zor. Yok, ama ağırlık transferiyle evet, yapabilirsin aynen bu işi. Ayarlanabilir. Yani ne yapmak istiyorsan, atıyorum hafif kaysın mı istiyorsun? Ona göre ayarlıyorsun arkasını. Hiç kaymadan ray gibi dönmek mi istiyorum? Ona göre ayarlıyorsun. Evet. O beni etkiledi. Hoşuma gitti yani. Mesela ben hissediyorum kafanın kaydığını. Yani kafanın limiti beklediğinden daha düşük. Mesela bak burada kayıyor şu an. Zaten hemen ışıklarda
yani yanıp sönüyor. Arkaya şey diyor, gücü kes gidiyor. Gücü kes, aynen. Arabanın limitlerini ESP'yi kapatınca hissediyorsun bu arada. ESP açıkken hemen gücü kesiyor. Şu kadar atıyor zaten. Aynen, keyfini yarımda bırakıyor. De enteresan bir detay, sporttasın, Eco'ya aldığın zaman vites kendiliğinden şeye geçiyor. Yani o şey, oyuncak şeyinin bir başka güzelliği. Hani oyuncak gibi oluyor araba. O patırdıları çok keyifli ama. Yani gaza getiriyor insan. Tabi elektrik motoruyla benzinin o kombinasyonu da çok güzel. Çok güzel çalışıyorlar. Hani böyle bir o girdi bir bu girdi, öyle bir şey hissetmiyorsun. Hani gayet bir devamlılık var. Devamlılık var. O iki ileri şanzıman da çok iyi iş yapıyor. Hiç orada bir şey varmış gibi hissetmiyorsun. Tabi o arkadaki mesela büyük ihtimalle bu benzinli motorun arkasındaki turbo çok büyüktür. Ama o büyük turbanın getirdiği lagi arkadaki şeyden hissediyorsun. Aynen, elektrikten. Ve öndeki de onu kompanse ediyor. Hep devamlı bir güç şeyi var. Bir tamamlama var. Göz kulak oluyorlar birbirlerine. Yalnız elektrik motorun o ittirmesini hissediyorum. Yani hakikaten çok iyi iş yapıyor. Yani şeyde, başka arabada böyle bir his mümkün değil. Değil yani. Elektriğin gücü. Bir yandan elektrik çekecek, öbür taraftan benzin itecek. Frenler iyi, ABS de hemen devreye girmedi. Ama lastik gene orada bence frenlemeyi etkiliyordur mutlaka. Hem fikirim. Gelelim sonuca. Sonuç olarak arkadaşlar, i8'e ben bayıldım. Bir kere konsept çok iyi. Hibrit, elektrikli, az yakıyor. Türkiye şartları için asıl tam Türkiye şartı otomobili i8. Niye? Çünkü birebir muadili Carrera 4, 370 beygir, 3 litre benzinli motoru var. Ve o otomobil arkadaşlar, o vergi dilimiyle beraber yaklaşık 300-350 bin eurolara geliyor. Yani milyonu geçiyor. Bu otomobil 820 ile 880 arası opsiyonlarına göre satın alabiliyorsunuz. Yani arada 400 bin lira, hatta onun da opsiyonuna göre 500 bin lira fark var. Çok ciddi bir rakam yani. Çok çok ciddi bir rakam ve performanslar aynı. Tabii 911'de opsiyonlarla 400 bin euroyu çok rahat geçiyorsunuz. Ki ben Carrera 4 diyorum. Carrera 4S tamam, bundan daha güçlü, 420 bin euro. Tabii tabii o. Carrera 4 için konuşuyorum. Onun fiyatını bilmiyorum ne kadar Türkiye'de ama Carrera 4S 350 bin euro falan. Hadi 300 bin euro olsun. Mümkün değil. Ki daha pahalıdır. 300 bin euro olsa alırım. Yani şaka bir yana şeyde, benim gidip sormuştum var. 400 bin euronun altında şu anda 4S almanız pek mümkün değil. O zaman hadi 350 bin de 4 olsun. Aynen, hadi 350 bin de 4 olsun. Yani 1 milyon 200 bin falan yapıyor. Evet. Bu araba 800 bin lira, 880 bin lira. İnanılmaz bir fark. Bir de çok özgün, çevreye faydalı bir otomobil kullanıyorsun. O da var. Yakıt tüketimi. Yakıt tüketimi 7 litre. Herkes dönüp bakıyor falan. Hani hakikaten tam Türkiye şartı spor otomobil diyebiliriz. Ya bu sonuçta şimdi şöyle, 911'i burada gömdük tabii ama şimdi pist kovalayan falan bir insansanız çünkü arabanız 911. Tabii 911 şimdi, toz yutturur buna. He, sen piste girdin buna. 3 tur sonra pili bitti. Değil mi? 3 tur. Şimdi o zaman araba oldu bir an 230 beygir. Süreler hemen arttı. Tabii, 330'u zar zor geçiyordum düzlükte. Öyle söyleyeyim. Evet, evet. O zaman Porsche'ları şey yapıyorum peşinden. Kovalıyorsun. Öyle de bir eksi tarafı var. Porsche'de saf sürücü, bir de Porsche'nin tabii o direksiyon hissi falan bundan daha keyifli. Onu da söylemek kesinlikle lazım. Ben kullandım. Daha sürücü odaklı. Sürücü otomobili. Tamam ama bu da çok hardcore sürücü otomobili istiyorsan tamam, ama onun haricinde i8 derim ben. Efendim işte kişinin şeyine göre. Biraz tercihlere göre. Bir de tabii bizi de takipçilerin en çok merak ettiği şey bakımlar ve
servis, bakım, hani bu tip şeyler, sen daha bakıma girmedin ama. Daha bakıma girmedim. Sıkıntı, bir problem çıkardı mı hiç bugüne kadar? Çıkardı bir şeyde. Bir yerde giderken işte bir hata mesajı verdi, benzinli motor çalışmıyor diye. Borusan zaten garantili araba hala. Tabii. Borusan geldi aldı, sonra verdi garanti kapsamında. Kablolardan biri birinde bir problem çıkmış. Hemen hallettiler tabii. Hallettiler 3 gün sonra şey yaptı. Zaten bu arabayı da yetkili servis aracında başka bir yere götüremezsin. Özel aletleri, işte takımları, eğitimleri falan ona göre. Hatta bunu sadece kapalı bir alanı var bildiğim kadarıyla, oraya sokuyorsun. Kapalı alanda böyle. Tabii, sırf onun eğitimini alan adam gelip bakıyor. Öyle öyle. Şeyde BMW Türkiye'de bile yetkili 2 kişi var bunu şey buna bakacak. Evet. Özel bir otomobil. Özel ilgi de istiyor tabii. Bu arada unutmadan ses sisteminden de bahsetmek istiyorum. Harman Kardon ses sistemi var. Arkada zaten full hoparlör arkası. Şu köşelerde var. Orta kol dayamada falan var. Baslar falan, tizler dolu dolu geliyor. Yani hakikaten güzel bir ses sistemi var. Tesla'dan iyi mesela. Tesla'nın bu kadar iyi değildi. Gerçi opsiyonsuzuna binmiştik. Uzun yolda müziğini dinleye dinleye i8 ile az yaka yaka gidersin. Aynen. Yani spor moddan konfora al. Tın tın git. Tın tın git. Basacağın zaman al spora tekrar. Vın vın. Vın. Yani hakikaten çok mantıklı, çok farklı kafalarda bir otomobil. Vallahi Erkan çok teşekkür ederim. Bizim takipçiler de mutlaka bu otomobili merak ediyordu. Zaten bana ara ara soranlar oluyordu, abi i8 çek diye. Bizimle otomobili paylaştığın için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Benim de çok merak ettiğim bir arabaydı i8. Çok hoşuma gitti. Hakikaten parasının hakkıdır. Kesinlikle. Ne fikirim? Çok güzel otomobil. Güle güle kullan. Evet arkadaşlar, BMW i8 testimizden bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Merak ettiğiniz bir otomobildi biliyorum. Diğer böyle güzel niş otomobil testlerimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum. Görüşürüz.